İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nin sanayicilerle bir araya gelen AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım bir konuşma yaptı. Tek vatan için kararımız, kararımız. Başbakan Yıldırım, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz için kontrollü darbe girişimi açıklamasını sert sözlerle eleştirdi. Şimdi bugün bakıyorum da ana muhalefet partisi genel başkanı bugünkü konuşmasında diyor ki 15 Temmuz kontrollü bir darbe girişimidir. Ne demek kardeşim? Doğru. Kontrollü darbe girişimi ne demek? Yani bu darbeyi birileri özel olarak kurguladı, uçaklar bombaladı, ağır silahlar, tanklar, tüfekler çıktı, milletin üzerine ateş etti. Bunu da birileri yaptı. Böyle bir iddiayı ortaya koyan bunu ispatla mükelleftir. Bu millete kimse hakaret edemez. Siz kalkıp diyeceksiniz, efendim 9'da darbe mi olurmuş? Sana sorsalardı saatini, madem beğenmedin, adamlara niye önceden biliyordun da bu kadar yanlış saatte yaptırdın? Şu kepazeliğe bak. Türkiye uçurumun kenarından dönmüş, 15 Temmuz acaba darbe miydi, değil miydi? Hiç yeri, zamanı olmayan bir konuyu gündeme getiriyor. Bu Türkiye'nin ana muhalefet partisinin başkanı. Sıradan biri değil. Yazıklar olsun, başka bir şey demiyorum. Yani bazı dost bildiğimiz ülkeler de bunu söylüyor. Senin onlardan farkın ne? Sen bu ülkenin ana muhalefet partisisin. Sen iktidar ortağısın. Ülkenin geleceğine kasteden bu FETÖ'cü alçakların arkasında durmayı artık bırak. Yıldırım, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un "Evet çıkarsa hepinizi denize dökeriz" tehditlerine sert tepki gösterdi. Bir tane densiz milletvekili de çıkmış. CHP'nin Konya Milletvekili. Efendim evet çıkarsa... Nasıl Samsun'a çıktık, Amasya'ya gittik, Erzurum'a, Sivas'a gittik, Ankara'dan, Polatlı'dan, Sakarya'dan bunları denize döktük. Bu evet verenleri de denize dökeceğiz. Alçak, kimsin sen? Türk milletini hakaret ediyorsun. Haddini bil. Bu ülkenin bayrağının altında siyaset yapıp bu millete tehdit etmek, denize dökmekle bu milleti itham etmek senin ne haddine?